tek başınasın. Tek başınasın ve ormanın içerisinde bir yol. ...1380 kilometer hier van Ankara naar Kars. Kom maar mee. En dat is best bijzonder in een land waar er eigenlijk bijna geen spoorwegen zijn... ...en iedereen alles met de auto of met het vliegtuig doet. Ben hiç tren yolculuğu yapmadım. Bu Doğu Ekspresi'nde çok duyduk etraftan. Merak ettik. Hayatımızda bir ilk yapalım dedik. Çıktık yolculuğa. İşte treni ilk defa bindiğimiz için hiç tren yolculuğu yapmamıştık hayatımız boyunca. Dolayısıyla da merak ettiğimiz için vagonları, işte yerlerini merak etmiştik. Biz de kabul ettik, bindik, geldik. Sabaha kadar. Bir de parti bitmez. Bitmez. Bizim gece 2 mi olur, 3 mi olur, 4 mi olur bilmiyorum. Yolda görüşürüz. Ama biz buradan geçerken vahşi bir doğa var. Yani buraları yerleşim yeri değil. Bir bakarsın kurt geldi birkaç tane. Başak var mesela, ayı var. Tavşanlar gider. Tek başınasın. Tek başınasın ve ormanın içerisinde bir yol. Çam ağaçlarının üstüne karlar yığılmış. Ya yeterince belki de duyuramadık. Bunu insanlar yavaş yavaş sosyal medyadan görüyorlar. Başka ülkelerden var. Hollanda'lı da belki biz karşılaşmadık. Zamanla gelirler. Onlar da gelecekler diye düşünüyorum. Ik moet eerlijk bekennen dat toen we de tickets kochten ik toch een beetje sceptisch was. Want wat is er nu eigenlijk zo bijzonder aan een treinreis? Maar op deze manier heel Turkije aan je voorbij zien vliegen. Dat is toch wel echt heel bijzonder. Dan snap je wel waarom deze trein ook ineens zo populair is geworden. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.